Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmese de ki değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden de ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş. Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen. Ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur etti yine minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz. Bir mesken, her anın birini özler. Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğim ne canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin hayat bildiği gibi gelsin. İşimiz bu yaşamak. Harabelerin mimarı hatırladın mı? Nasıl yıkıp döktüğünü? Her acı zamanla geçmez. Her giden mutlaka. Yeni hayat senin neyine sat? Her aşık bir gün affetmez. Senin neyine sat? Sönmez, her yara bir gün iyileşmez, her umut yine yeşermez, artık hiç inanmayınca. Kalbimdeki parıldayan o elması hatırladın mı? Nasıl söküp aldığını? Beni hatırladın mı? O rengarenk rüyalarımın hırsızı hatırladın mı? Bıraktığın kabusları. Her acı zamanla geçmez, her giden mutlaka dönmez, her aşık bir gün affetmez, kalbi artık çarpmayınca. Her ateş küllenip sönmez, her yara bir gün iyileşmez, her umut yine yeşermez. Hiç inanmayınca her acı zamanla geçmez, her giden mutlaka dönmez, her aşık bir gün affetmez, kalbi artık çarpmayınca
sırılsıklam şarkılarımın şairi. Hatırladın mı bu titreyen ellerimi? Abi biz ne yaşıyoruz böyle ya? Allah'ın gücüne gitmesin, vallahi içeride dar attık ya. Şu Ozan itini bir elime geçirsem var ya. Kadın geldi, kızı aldı gitti. Ailen istemiyor işte, zorlama abi. Zorla abi, zorla. Sen nasıl eve gelmezsin ya? Anam perişan oldu lan Ozan diye diye. Öz evlatları için harcamışlar kızı. Ben de Zülfikar'sam harcatmayacağım. Babamın emaneti lan o bana. Emanet kızı, aldı gitti kadın ya. Şeytan diyor, al bir emanet kasabına da, İlyas'ına da. Oğlum sen beni dinliyor musun? Dinliyorum tabii lan. Neyden bahsediyordun? Şeyden işte, kızdan. Hangi kızdan? Hangi kız olacak oğlum, Gizem'den. Yuh be abi ya. Vallahi dinlemiyormuşsun. Lan sanki sen beni dinledin ha. Haklısın be Kardo. Ne yapalım, düşmüşüz kendi derdimize işte. Vallahi ya, düştük bir kuyuya anasını satayım. İçimize içimize bağırıyoruz. Hiç öyle ya. Yalnız arazlara dikkat etmemiz lazım. Eyvallah, Sadi Hoca arada gazlarını aldı ama bunlar ilk fırsatta üstümüze gelirler. Lan gelirlerse gelsinler ha. Aman. Aman be. Gel lan buraya. Oy. Yolun yarısı geride kaldı. Bazen zor geliyor buna alışmak. Yoldaki çatallar aklımı aldı. En iyisi bir büyüye danışmak. Ali Galip Bilge. Güzel demişsin Ali Galip Bilge. Yaşıyorsan hürmet, yaşamıyorsan rahmet. Demesine güzel demişsin de çerçevenin içindesin ya. Fena mı olurdu burada olman? İki laklak ederdik. Yoldaki çatallardan bahsederdik. Çatalların aklımızı nasıl aldığından. Afiyet olsun abi. Balon lazım mı? Afiyet olsun. Afiyet olsun abi. Balon lazım mı? İnsan lazım. Muhabbet edecek insan. Abim yanlış anlama ama bu gece bu balonları bitirmem lazım. Afiyet olsun. Kaç para balon? 50 lira abi. Buyur. Hepsini alıyorum. Hepsini mi? Bu para fazla abi. Yuvarlak hesap işte la. Mesain bitti. Şimdi eğer gönlünden geçiyorsa fakir soframa buyur. Muhabbet edelim kardeşçe. Peki abi. Rahatsız etmezse balonları şöyle bırakacağım abi. Bunlar zaten sende kalsın. Yarın mahalledeki çocuklara dağıtırsın. Peki abi. Hadi hoş geldin. Hoş bulduk abi. İsmin ne yiğidim? Emin abi. Oo. Kablel vuku. Anlamadım abi. Yok bir şey. Sadi ben. Sadi Bayast. Memnun oldum. Emin ismini de severim. Kadim bir dostumun adıydı.
Yakın zamanda Hakk'ın rahmetine kavuştum. Başın sağ olsun abi. Allah taksiratını affetsin. Vallahi Allah affeder mi bilmiyorum ama Allah'ın işi. Ama Derya affetmez. Derya? Derya kim abi? Rahmetlinin eşi mi? Yok. Eşi değil. Ama olabilirdi. Ama olmadı. Anlatacağım hepsini. Hadi sen başla yavaştan. Garson. Benim köfte nerede kaldı? Hemen geliyor efendim. Hemen geliyor ne lan? Yarım saat oldu sipariş vereli. Yoksa yeniyi mi kesiyorsunuz daha yeni ha? Amına koyayım. Oh. Ah Emine. Vaktiyle aşkına sahip çıkaydın. Belki başka hayat yaşayacaktın. Belki sen de bizimle bu masada oturacaktın. Burada. Aşkına sahip çıkaydın derken abi. Derya mı? Derya. Derya. Emin'in büyük aşkı. İlk göz ağrısı. Hep kalp ağrısı. Derya. Balonlar eskiden kırmızıydı lan. Artık renkli abi. Anne. Kızım. O ne? Ne o? Yok kızım, önemli bir şey değil. Sen dersine bak. Anne ne demek önemli bir şey değil? Yüzünden belli, kötü bir şey belli ki. Söyle ne? Boş ver. Anne söylesene. Ey sahibi Şazım. Birikmiş 3 aylık kira için icraya vermiş bizi. Ay şerefsiz. Sana yaptıkları yetmedi, bir de icraya mı vermiş bizi? Şimdi ona sorarım. Kızım dur bir sakin ol. 3 aylık kira birikti diye kaç defadır kapıya dayandı, unuttun mu? Ben unutmadım ama sen unuttun herhalde anne sana yaptıklarını. Eve bir bak ya. Bu küçücük evden gelecek kiraya ihtiyacı mı var bu adamın? Onun niyeti belli. Seni korkutup istediğini almak. Öyle kızım öyle, biliyorum. Ama sonuçta 3 aydır birikmiş bir kira borcu da var. Er ya da geç bu paranın ödenmesi gerekiyor. Tamam ben halledeceğim. Vay vay vay. Sadi Hoca'nın araba da buradaymış. Ulan Sadi. İşte böyle Emin kardeş. Sen sen ol. Her birini seversen. Sonuna kadar git. Aşkına sahip çık. Adaşının yaptığı hatayı yapma. Yapma kardeş. Yapma. Abi. Üzüldüm rahmetliye. Sanırdım ki insan terk edilince üzülür. Terk edince de berbat oluyormuş demek. Berbat mı? Cehennem. Dipsiz kuyu.
Peki rahmetlinin hayatına başka kadın girmedi mi abi? Neredeyse. Neredeyse. Uzun zaman hiçbir kadının gözlerinde aşkı görmedi. Emin, epey bir müddet. Sonra karşısına Songül çıktı. Başta bir ısınamadı buna ilk. Sonra zaman geçti. Hoşlanmaya başladı. İnsanlığını mı sevdi? İnsanlığını sevdi. Böyle dürüstlüğünü. Temiz. En çok da gülüşünü. Peki abi Songül? Songül sevdi mi rahmetliyi? Bilmem. Belki o da boş değildir. Belki o... Belki o da boş değildi. Ama işte olan oldu. Emin. Songül'le yıllarının kesiştiği kavşakta bir baktı ki karşı kaldırımda Derya duruyor. Eyvah eyvah. Ne yaptı peki abi rahmetli? Bocaladı. Ne yapacağını bilemedi. Bir tarafta geçmiş, bir tarafta gelecek. Şairin dediği gibi. Yoldaki çatallar aklını aldı. İşin en kötüsü de danışacak bir büyüğü yoktu artık yanında. Ya. Baloncu. Buyur abi. Ver bakayım şu balonlardan bir tane koçum. Balon kalmadı abi. Ne demek kalmadı lan? Aha duruyor işte hepsi orada. Balon kalmadı demek, kalmadı demek. Birader satıldı demek. Getir şunları bana. Sadi abi. Sen dur Emin. Bugün Sadi halledecek. Gel dayı. Maşallah. Kardeş, sakin. Arkadaşlar çıkıyor. Kardeş, bak. Kafam zonkluyor. Sabah tam ver, tamam mı? Benim de abi. Senin de. Ne oldu? Ofiste kötü gün mü geçirdin? Ha? Hadi kardeş bak. İyi bir abiye benziyorsun. Hadi kardeş hadi. Hadi kal. Hadi birader hadi. Bas. Bas. Hadi. Mahmut abi. Şef. Buyur abi. Mahmut abi temiz. Devlet memuru dediğin adam biraz arabasına bakacak Sadiciğim. Ondan sonra satarken devlet memurundan temiz ilanı vermeyi biliyorsunuz ama. İyi gidi koca Sadi. Sıra sana da gelecek coğrafyacı. Göstereceğim ben sana evinin coğrafyasını. Bekle sen.
sonra makinem var. Çatısına makinem olur. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra... Bekleme Zülfikar. Bekleme. Bana cezaevi yolu göründü zaten. Sadi Hoca! Ne demişler? Keser döner, sap döner. Gün gelir, Nevzat hesabı keser. Ne dedim ben? Bu iş burada bitmez. Aferin Songül. Aferin. Öyle rolüne çok kaptırırsan kendini. Öyle beklersin işte. Teşekkür et kendine bu ders için. Alo. İyi akşamlar. Sadi Bey'in eşi misiniz? Buyurun benim. Bir kaza olmuş. Acilen buraya gelmeniz lazım. Ne kazası? Ne kazası söyleyebilir misiniz? Sadi iyi mi? Alo. Aracı denize düşmüş. Ekipler şu anda arabayı sudan çıkarmak için bir çalışma başlattılar. Detaylı bilgileri buraya geldiğinizde veririz. Ben bu numaraya konum atıyorum. Acele etseniz iyi olur. Sadi içinde mi? Bilgi veremiyoruz. Alo. Buraya gelmeniz lazım. Alo Sadi içinde mi? Alo Sadi içinde mi? Bir şey söyler misiniz? Alo. Neredesin? Bacı. Anne. 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 Bacı. Sakinsin. Tamam. Dur! Dur! Derya! 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 Ne oldu? Sadi insan, Sadi'nin arabası kaza yapmış. Benim arabam çalışmadı.
Taksi dur, çabuk bin, çabuk bin. Aman. Derya. Derya kapı, kapı, kapı. Ne tarafa gidiyorum? Git buradan, tarif edeceğim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Ozi. Yalnız mı takılıyorsun? Aynen abi, ortalıkta kimse yok. Yemeği bekledim seni ama sen de gelmeyince... Yarasın. Eyvallah. Yalnız peşinen söyleyeyim. Çok kral bir menemen yaptım. Çok büyük şey kaçırdım. Haklısın, çok büyük şey kaçırdım var ya. Keyfin yerinde abi. Hem de nasıl. Öyle bir manzara seyrettim ki vallahi tüy gibi hafifledim. Yapalım arada bunu. Eyvallah abi, yaparız. Aracı bağladık, birazdan çıkartacağız ama içindeki şahsa ulaşamıyoruz. Arkadaşlar, dalgıç arkadaşlar geniş bir alanı aradılar mı? Şu an herhangi bir rastlamadık, değil mi? Yolluklar da bittiğine göre. Afiyet olsun. Yolcu yolunda gerek. Evet. Harun. Buyur abi. Ben hesabı ödedim değil mi? Ödedin abi. Başüstü verdin mi baş? Verdin abi. Emin misin? Eminim abi. Tamam o zaman. O zaman ben şu Allah'a ısmarladık. Arabayla git. Oo, arabayla hiçbir yere gidemem ben. Arabayla gidemem. Songül komiser ve tutuklar. Evet, şey ver. Songül komiser çok güzel gider. Çok güzel gider Songül komiser. Ben bütün kadınlar hayatımda güzel gider. Hepsi güzel gider. Derya da güzel gider. Harun. What? Efendim? Tamam şef, tamam. Sağda bir emre bırak, biz alalım. Tabii, tabii şef. Baloncuyla gideceğim. Gel. Hadi gidelim. Şef. Beni de geç tuttum, kusura bakma yengeme de. Yengeme de saygılar. Balonları al. Dur. Yavaş balonlar. Balonlara dikkat. Hürmetler, kusura bakma. Kusura bakma. Kusum, senin adın neydi? Alp abi. Abi aslanım benim, yakışıklı. Gel abi. Nereye gidin, ne tarafa, evre? Tamam, Alp kolundan çıkma da. Gelmek ister misin? Ben eve gideyim Songül. Sen de gittin lan, çok yoruldun.
Seni de çok gördüm. Teşekkür ederim her şey için. Derya. Dua et, olur mu? Nerede kaldın ama abla ya? Saat kaç oldu ama? Mertciğim. Nerede kaldın ablam ya? Öldün vallahi aşık ha? Ay ben sana şimdi hemen bir şeyler hazırlarım, olur mu? Ablacığım sen ağladın mı? Ben yok. Bizim çok sevdiğimiz bir hastamız vardı da. Bunu kaybettik. O yüzden. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Ben hemen sana bir şeyler hazırlayayım. Abla, ablacığım. Sağda Hoca seninle konuşmaya gelecekti. Geldi mi? Sen peynirli seviyorsun değil mi? Ben sana peynirli yapayım. Evet, tuzu evet. Peynirli seviyorum. Tuz vardı burada. Hah, bak gözümün önünde görmüyor. Ablacığım, Sade Hoca seninle konuşmaya gelecekti diyorum. Geldi mi? Yok, gelmedi. Nasıl ya? Kesin geleceğim, ablanla konuşacağım demişti bana. Abla bak geldi de benden mi saklıyorsun? Mert. Gelmedi. Keşke gelseydi de. Evet. Mert, benim çok acil geri dönmem lazım. Hastaneye, Meltem'e yardım etmek zorundayım, tamam mı? Daha yeni geldin ama. Biliyorum ama söz verdim. Sen makarnayı yaparsın değil mi? Halledersin, ha? Sayın komiserim, ben hayatımda yeni bir sayfa açmaya kararlıyım. O kadar kararlıyım ki size bile katlanıyorum. Siz mi bana katlanıyorsunuz? Siz bana mı katlanıyorsunuz? Asıl ben size katlanıyorum ya. Ha Allah'ım, atanamamış Al Capone seni ya. Atanamamış kim? Al Capone, meslek büyüğünüz. Tanımıyorsanız şaşıracağım. İyi hatırlattın, doğru söylüyorsun. Ben bu yüzüğü çıkarayım çünkü çok belli ediyoruz, doğru söylüyorsun. Sakın! Sakın. Sahte de olsa karımsın. Karım olduğun sürece bu yüzük bu parmaktan çıkmayacak. Çok istiyorsan gidip arabayı daha ucuz bir modelle değiştiririm. Ama bu yüzük çıkmayacak. İyi tamam. Israr ettin bu kadar. Çıkartmam ne olacak? Teşekkür ederim. Karıcığım, beni mi özledin? Ne oldu? Ne oldu
Üstün başın ıslak değil. Sen kimsiniz siz? Yengeciğim ben Harun. Bizim mekandaydılar. Epey fazla kaçırdı Sade abi. Patron da arabayı osursun istemedi. Ben getirdim Sade abi. Tamam çok sağ olun. Ben hallederim gerisini. Çok sağ olun. Ben engeç yapayım. Tamam bırak son ben engeç şimdi. Benim. Dur. Gel tamam ben de gerisi. Çok sağ olun. Gel. Vallahi fakir fukara. Fakir. Tamam abi. Fakire fukaraya ver. Tamam abi. Tamam. İyi geceler yenge. İyi geceler. Alp de vardı. Sade. Sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun ya? Hayır, kardeşim. Sen beni öldüreceksin. Ya yürü hadi gözünü seveyim. Gel yatırayım seni de geçsin. Bitsin artık bu gece ya. Sen düğüne mi gitsin? Çok şık olmuşsun. Ya ne düğünü Sade yürü. Güzel olmuşsun. Şık olmuşsun. Tamam. Nereye oturuyor? Kim geldi buraya? Kimse gelmedi Sadi. Kimse gelmedi. Tamam. Çıkaralım üstünü gel. Çıkaralım üstünü gel. Niye ağlıyorsun sen ya? Sana bir şey oldu sandım. Ulan ne olacak bana be kadın? Niye içiyorsun bu kadar ya sen? Ya iki kadeh bir şey içtim. Ya ne iki kadeh evi yolunu bulamıyorsun daha Sadi. Ne iki kadeh? Tamam. Ya ya başına bir şey gelseydi aklım çıktı benim tüm gece biliyor musun sen? Aa. En azından alkollü araba kullanmamayı öğrenmişsin. Hayatımda alkollü araba kullanmadım. Mazotlu kullandım. Elektrikli kullandım. İttim gerekirse ama alkollü araba hiçbir zaman kullanmadım. Tamam. Seni yatıralım. Sana bir tane ilaç getireyim. Tamam kendine gel. Su. Su da getireceğim sana. Tamam. Songül. Ne? Songül. Gel otur. Ne? Bir şey soracağım ama dürüstçe cevabı. Dur. Dürüstçe cevabı ben istiyorum. Tamam. Tamam. Ama bunu başka yol olmaz. Dürüstçe söylemen lazım. Böyle tanık program sürüp. Tamam. Koruma. Tamam, söyle. Polis gibi değil yani. Kadın gibi. Söyle. Öyle demen lazım. Yani. Tamam. Sadece söyle. Şimdi sence ben bir kadını mutlu edecek bir adam mıyım? Mutlu edebilir miyim bir kadını? Ne diyorsun sen? Bence sen... Bence sen bu soruları yarın cevabını hatırlayacağın zaman sor, tamam? Şimdi ilacını içireceğim, yatıracağım seni, tamam? Evet, korkma ben alkolik değilim ben. Tamam, sen yat, ben getireceğim. Alkolik değilim ben. Tamam. Alkolik değilim, sen korkma, tamam? Hala bir kadını mutlu edebilir miyim diye soruyor ya. Hala ya. Ya insan önce yemeğe gelmeyi öğrenir. Önce duygularını ifade etmeyi öğrenir. Ondan sonra alırsın cevabını be. Neyse. Tamam. Derya'yı arayayım. Kadın harap oldu. Ona haber vereyim. Su götüreyim, ilaç içireyim. Ne alıyorsa olsun artık ya. Aklımı çıkarttı benim ya. Sade.
Ben de seni arayacaktım biliyor musun? Geldi. Gerçekten mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Gözün aydın. Çok sağ ol. Ya öldüm öldüm dirildim Derya ya. Öldüm öldüm dirildim ya. Peki yaralı falan değil değil mi? Ya yok yaralı falan değil ya. Meyhanedeymiş tüm gün. İçmiş sinir zurna sarhoş olmuş. Şimdi biraz kusuyor. Midesini bozdu herhalde. Seni bekletmeyeyim burada. Gel kahve içelim. Yok ben gideyim. Sağ ol. Ya olur mu öyle şey? Tüm gece koşturdun zaten bizim için. Hem bir midesine bakmaz mısın? Evde bekliyor Mert. Ben gideyim daha iyi. Şey Songül, bol su içir. Ona olur mu? Tamam, tamam. Merak etme. Tekrar gözün aydın. Derdimi derdim bildi. Teşekkür ederim. Bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Melek gibi kadın ya. Bizim ruhsuzun haberi yok tabii ki. Tüm gece onun için koşturduk, ağladık, ettik. Neyse. Ne yapacaktım ben ya? Ekipleri arıyorum. Sağ salim olduğunu söylüyorum. Oraya nasıl gitti ya? Lan. Lan yoksa. Haftalık personel, hafta sonu personeli, günlük eleman. Ya part-time iş bulmak ne kadar zor. Ha? Yarı zamanlı garson aranıyor. Bu iyiymiş. Kızım aşk olsun ama. Saat kaç oldu? Sen hala ayakta mısın? Anne yemin ediyorum çok şaşırıyorum sana biliyor musun? Her gece itinayla hiç üşenmeden... Bu klasik anne repliğini söylüyorsun ya, helal olsun vallahi. Tamam kızım, sen de bir kere olsun beni şaşırt. Erkenden güzelce yatağına yat. Şimdi ikinci kombosu geliyor. Geceleri yatmak bilmiyorsun, sabahları kalkmak bilmiyorsun. Kombo yaptın işte, tam oldu bu sefer. Ne oldu, ne oldu? Kombo oldu, şimdi... Neyse anne, benim dersim de bitti zaten, yatıyorum. Hadi iyi geceler, tamam? Aferin, aferin benim güzelsin. Gel öpeyim seni. İyi geceler anneciğim. İyi geceler kızım, saçlı başım. Perde çekiyor. İyi geceler kızım. İyi geceler. Allah'ım tövbe. Yoruldum. Niye kapalı perdeler? Perdeler niye... Anam. Perdeler niye kapalı Songül? Perdeler niye kapalı? Açma! Dur! Lan! Dur! Oh! Ay, anam. Dur iyi misin? Allah'ım. Niye açamıyoruz perdeleri? Yasak mı? Kanka açmayacağız perdeleri falan. Neden açamıyoruz perdeleri? Dur, anlatacağım ben sana dur. Neden bir kendine gel. Neden yarasa gibi yaşıyorsun? Dur. Dur. Kal burada. Perdeleri açma geliyorum. Seni bir ayıltalım önce dur. Bekleyeceğim karamamba bekleyeceğim. Ne? Yok bir şey. Konuşacağız akşamı. Sen bir ayılla konuşacağız. Tövbe. Sevdiğim, günaydın. Her zamanki yerimdeyim.
şu kaşık yatağda lambalar yanar. Şu kaşık yatağda lambalar yanar. Melek, ben sana deli gibi aşık oldum. Ne zaman diye sorma. Ama galiba ben de oldum. Lambanın şarkına da Fadime sevgilim yansa. Bana hikayenin devamını anlat. Şimdi yavaş yavaş düşün. Meyhaneye gittin. Evet. Arabayı nereye bıraktın? Araba nerede? İşte araba nerede onu söylüyorum. Polis hurdalığında araban. Ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Biri sen gece içerken gidip onu denize atmış. Haberin var mı senin bundan? Kim niye benim arabamı denize atsın? Bir yanlışın var senin burada ya. Ya ne demek sen yanlışın var? Sen hep bir stres yap. Oh! Hep gene stres yap. Gene abartıyorsun Songül. Komiserim abartıyorsun gene ya. Sen verem olacaksın geç yaşında. Verem verem olacaksın. Her şeyi takıyorsun. Abartıyorsun gene. Yanlışın var ya. Var yanlışım evet. Yaptığım her şey çok yanlış benim. Gecenin bir vakti bir polis memuru beni arayıp kocanızın arabası denize uçmuş deyince benim olay yerine gidip ortalığı karıştırmam çok yanlış mesela. Senin o arabanın içinden cesedin çıkmadı diye sevinmem çok yanlış Sade. Kalkıp o denizin ortasından gelen sinyalin için üzülmem. Boğulup öldüğünü düşünmem. Kalkıp daha bir aydır tanıdığım bir adam için, üstelik kağıt üzerinde sahte kocam olan bir adam için hüngür şakır ağlamam da yanlış. Sen çok haklısın ya. Ben her yerde yanlış yapıyorum Sadi. Çok haklısın. Songül. Haklısın bak, özür dilerim. Seni kırdığım için özür dilerim ama iyiyim ben. İyiyim. Üzülme, lütfen üzülme ya. İyiyim. Yanlış olan benim. Bak gerçekten yanlış olan benim. Tamam ben. Benim sinirlerim çok bozuldu. Ben o kadar çok zor saat geçirdim ki ben sana bir şey olacak diye. Anladım. Haklısın. Tanık koruma, anladın mı? Benim üstümde bir sorumluluk var ve ben artık bu sorumluluğu aşamıyorum. Anladın? Haklısın. Anladım. Haklısın. Ama iyiyim bak ben. Tanın sapasağlam. İyiyim. Bir şey yok. Kan yok, revan yok. Bir şey yok ya. Anladım. İyiyim. Ben yanında olamadım diye böyle bir şey yaşadın sen, anladın mı? Hayır, ölebilirdin. Hayır canım ya. Kim beni kim ne yapsın ya? Ne bileyim, izini bulmuşlardır. Düşmanların gelmişlerdi sana bir komplo kurmuşlardır. Ya o arabanın içinde olsaydın? Ya beni düşmanlarım benim gibi düşünüyor. Beni düşmanlarım bulsa beni atar denize. Arabamı niye atsın, niye açık versin bana? Niye haber etsin önceden geldiklerini ya? Niye? Hırsızın teki, ne bileyim, ortalık sapık kaynıyor. Hırsız. Aldı arabayı, açtılar, gördüler yok bir şey torpidoda, para yok, pul yok, o yok, bu yok. Araba değil. Yani. Dedim ben sana işte o lüks arabayı iyi ki sattık, buna bunu yapan ona neleri yapardı kim? İşte çok şükür sayende bir tane arabam var yani. Biraz ıslak da olsa, hurdalık da bir tane arabam var. Allah razı olsun senden. Ama öyle değil mi? Öyle bak gül, ne güzel gülüyorsun ya. Sinirlerim bozuldu ya, o yüzden gülüyorum. Güzel gülüyorsun ama. Niye ağlıyorsun güleceğine? Niye ağlıyorsun? Gül. Güzel gül. Bu perde olayı o yüzden mi? O yüzden tabii. Açalım mı şu perdeleri ya? Açalım. Ha? Yarasa gibi yaşıyoruz burada. Daha yaşamayalım, açalım. Açalım. İyisin değil mi? İyiyim. Evet, perdeleri açalım. Yeni gün, yeni kısmet. Oh! Saat kaç? 8'e geliyor. Saat kaç? 8'e geliyor. Ya sen beni niye eğiliyorsun Songül? Ya ben mi seni eğiliyorum? Ne diyorsun? Saat 8, ben geç kalıyorum. Ben öğretmenim ya. İçmeseydin de geç uyanmasaydın. Hazırsın zaten, böyle git işte. Ah. Görüşürüz anne. Aa, kuru kuru bir görüşürüz de mi gideceksiniz yani? Öpün bakayım annenizi. Aa, ne bileyim. İş seyahatine giden babam. Görüşürüz tatlım. Ona sarılırsın sandım. Oh. Aylin? Tatlım. İyi dersler kuzum. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Bak bak, bunların aklı başına gelmiş ha. Eskiden olsa önce arabaya kim binecek tantanası? Ya dediğin gibi eskiden de o babacığım. Artık ön koltuğun kime rezerv olduğunu herkes biliyor. Evet, herkes yerini bilmeli bu ailede. Ya abla,
tamam dedim. Niye öyle diyorsun? Hayat. Görüşürüz. Buyurunuz. Emin misin? Evet, hadi. İyi dersler. Tamam Deniz, tamam. Günaydın. Günaydın Ümran teyzem, günaydın. Melek gitti evladım, boşuna bekleme. Gitti mi? Nereye gitti? Bilmiyorum. Herhalde okula gitti. Annesiyle mi gitti? Yok, yalnızdı. Şunlara baksana. Bunlar da bekliyor. Kedilerini bile sevmeden gitti. Acelesi vardı herhalde. Herhalde. Küsüştünüz mü? Yok yok. Küsmedik. Kızlar sever böyle şeyleri. Şuradan bir gül kopar da onun gönlünü alırsın. Hadi sen de bekleme artık. Sağ ol Yunan teyze. Oğlum bu hayatı sen yaşıyorsun abi. Yok abi geç yattım da biraz. Hı. Abin nerede lan? Geç geldi abi. Keyfi yerindeydi ama. Çay içtik. Sonra geçti uzandı. Gece kalktım baktım. Çıkmış. Allah Allah. Bu nereden çıktı? Nevzat abinin elindeydi. Vay. Güzel tespih yapmış kendine Nevzat. Ben bunu beğendim. Biraz bende kalsın. Hadi çıktık. Merhabalar, iş ilanınız için aramıştım. Evet, yarı zamanlı garsonluk başvurusu. Evet evet, akşam 6'dan sonra çalışabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Hayır, daha önce garsonluk yapmadım ama çabuk öğrenirim. Hiç merak etmeyin. Deneyimli eleman arıyorsunuz demek. Anladım. Peki ben size bir soru sorabilir miyim? Acaba bu iş arayan insanlar, bu çalışan insanlar hep mi deneyimli? Ha? Hep mi deneyimli oluyor bu insanlar acaba? Anne karnında mı öğreniyorlar çalışmayı kardeşim? Bağırma bana, ben bağırmıyorum, sen bana bağırıyorsun şu an. Ne demek, ne münasebet efendim ya? Kapat, sen kapat telefonu. Hassiz. Ay hayır yani, sen niye gidip o kadar içiyorsun? Heh, 7 dakika. Ne 7 dakika ya? Yani... Konuyu açmadan kaç dakika sabredecek dedim, tam tamına 7 dakika sabrettim. Ya sen niye mekanlara gidip küfe oluyorsun ya? Küfelik. Ne ki küfelikse küfelik, sen her şeyi düzeltip durma be. Ya küfelik ha küfe, niye oluyorsun küfelik? Songülcüğüm bir sebebi var ki olmuşuz. Nedir sebebi? Bilmek istiyorum, gerçekten merak ettim. Songül. Sadi. Songül. Ne Allah'ını seversen söyle, ne? Dünde olan ne varsa dünde kaldı Can Cansın. Bugün yeni bir... Yeni şeyler söylemek lazım. Rumi. Rumi. Ben de çok severim Rumi'yi. Ben de çok severim de bazı şeyler dünde kalsın dünde demekle olmuyor işte. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Hemen geçiştiriveriyorsun konuyu ya. Bari haber ver yani. Güzel karıcığım. Sen Rumi'nin lafı üstüne laf mı söyledin şimdi? Haklısın. Doğru söylüyorsun. Ben tutuyorum. Gidiyorum. Bir daha da böyle bir şey yapmazsan sevinirim. Teşekkür ederim. Sivas Kızıldağ'ın eteklerinden doğan Kızılırmak, Samsun'un Bafra ilçesinden denize dökülür. 1355 kilometre uzunluğuyla Türkiye.
Hocam, zil çaldı çıkalım mı? Hocam? Hı. Zil çaldı çıkalım mı? Zil çaldı mı? Evet. Ben çıkıyorum valla. Siz de çıkın bence. Ali Yavuz Bey. Alo Derya Hanım. Kusura bakmayın, trafikteydim, açamadım. Asıl siz kusura bakmayın, yolda rahatsız ettim sizi. Estağfurullah, ne demek. Size nasıl yardımcı olabilirim? Yavuz Bey, ciddi bir durum var. Mert'le ilgili konuşmak istiyordum sizinle. Buyurun, sizi dinliyorum. Ben Mert'in kaydını okuldan almak istiyorum. İnsan görmedin mi lan hayatında? Ha? İnsan gördüm de hayvan fosilini ilk kez görüyorum. Şişt. Ne istiyorsun lan? Kardeşim bana bak. Şişt. Bana bak lan. Hadi zamanı var. Hadi. Hav alalım. Hadi. Hadi Zülfü. Şey, bunu verecektim. Ümran teyze verdi. Ümran teyze verdi. Yani o bana verdi, ben de sana. Tamam. Bir ara teşekkür ederim Ümran teyzeye. Melek, bir sorun mu var? Hayır Zülfikar, her şeyi bilmek zorunda değilsin. Seni üzen bir şeyse bilmek zorundayım. Bekledim sabah. Ümran teyze Melek gitti dedi. Bekleme dedi. Beklemeseydin Zülfikar, sana bekle dedim mi ben? Hı? Demedim. Beklerim ben. Seni beklerim. Ama telefonlarıma cevap vermiyorsun. Mesaj atıyorum, görmüyorsun. Çok merak ettim seni Melek. Yani Zülfikar, farkında mısın? Şu an teneffüsteyiz. Ve ben sınıfta gerçekten çok bunaldım. Şimdi de çıkıp hava almak istiyorum biraz. Şu an soru sorup duruyorsun ve darlıyorsun beni. Melek, ne oluyor ya? Neler oluyor? Sonra konuşalım mı? Çıkışta mekanda buluşuruz. Tamamdır, çok teşekkür ederim. Evet evet, hiç merak etmeyin, ben akşam gelip eğitimimi alacağım. Teşekkürler, kolay gelsin. Gizem. Merhaba. Gizem, ben senden özür dilemek istiyorum. Ben o çantanın senin olduğunu bilseydim o dosyaları hiçbir zaman koymazdım oraya. Ne fark eder Sevda? Ha benim olmuş ha başkasının. Senin birinin okul hayatını riske atmaya hakkın var mı? Ya atılsaydım okuldan? Yani ne de sen haklısın, ben özür dilerim. Tamam gel, önemli değil, geçti gitti. Cansın. Sen de bir mutlusun, ne oluyor?
Evet, mutluyum çünkü iş buldum. Aa, ne işi? Okul mu olacak? Okulu aksatmayacağım. Sadece akşamları çalışacağım. Part time gibi düşün. Nerede? Bir catering firmasında. Evde durumlar mı kötü? Vallahi ne yalan söyleyeyim Sevda, kötü. 3 aydır kira da ödenmiyor. Annem bir lokantada çalışıyordu. Hani az çok idare ediyorduk ama o lokantada kapandı. Öyle kaldık. Ama bazen yükleri üstlenmek gerekiyor tabii. Hayırlı olsun diyelim o zaman. İnşallah. Ben dışarı çıkacağım. Gelecek misin? Yok, ben takılıyorum öyle. İyi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ne yapar karıştırıyor bunlar fısır fısır ha? Bizim kükrediğimiz yerde bunlar anca sivrisinek gibi vızıldar, fısıldaşır. Kral biliyorsun, rahat oluyoruz. Ama işte akıllarından geçeni bilsek. Ya da aralarından birini çeksek aramıza. Hocam baştan yapacak. Baksana bunlar önce kaynamıştı. Ya da birini aralarına sokacağız. Kimi mesela? Bulacağız artık. Pamuk prenses de geldi. Oğlum zenginliğe nereden bağladın prensesi? Sen böyle nereden bağladın falan bir derlendin bir şey oldu. Hayır, zenginliğe değil. Avcı almış, karabayra bırakmış ya. Oradan bağladım. Ha, bağladın bağladım sen. Bağladım canım aynen. Elinizi olsa hepiniz öpersiniz ama prensesi uyandırmak için. Ben öperim. Uyandırmak için. Uyandırmak yok. Hiçbir kerizi iyi olmadan uyandırmak yok. Arkadaşlar, yarın kimseye söz vermeyin. Esra Hanım vicdan azabından olsa gerek yarın benim için parti veriyor. Ve hepimiz Aylin Hanımların partisine davetliyiz efendim. Biliyorum biraz şaşırdınız şu an. Ama Esra bu işte, yani Esra böyle özür dilemeye çalışıyor. Ama ben bu kısmıyla hiç ilgilenmiyorum. Biz böyle kendi aramızda eğlenmeye bakalım. Ha? Ne diyorsun Can? Tabii tabii, yani ben çok isterim de. Değisi falan yap. Ya lütfen gelin. Ben yalnız kalmak istemiyorum. Ben siz geliyorsunuz diye bu kadar heyecanlıyım. Hı? Tabii ki de geliyoruz. Süper. Anca beraber kanca beraber kardeşim, değil mi? E tabii canım, yani eğer birlikte olacaksak gelirim yani. Teşekkür ederim. Değil mi? Ne o? Bakıyorum da kambersiz parti yapıyorsunuz. Aşk olsun güzel kız. Bizi çağırmak yok mu? Ayıp ediyorsun. Etrafta bileş görür görmez hemen size haber veririm. Olur mu? Duydunuz mu gençler? Prenses bize leş kargısı dedi. Ama bence ayıp ediyorsun, biliyor musun? Ayrımcılık yapıyorsun. Yani hapishane arkadaşlarınla okul arkadaşların arasında. Ve bence bu hiç hoş değil. Lan laftan anlamıyor musun oğlum sen? Anlaş yerlerim bugün ağrıyor biraz canım. Kusura bakma. Hem sen niye yükseldin lan? Ha? Biz burada Aylin'le konuşuyoruz. Bizi de yakından tanırsa sever diye mi korkuyorsun sen? Lan bas git! Bebe. Çocuklar hadi dağılalım. Dilek hocam ben de burası. Hemen dağıtacağım. Siz buyurun. Bir şey mi yapacak? Valla bir şey yapacak. Hadi be. Dilek hocam güzel. Kırmayalım. Söyle. Ne Dilek Hoca'yı kıralım, ne başka bir şey kıralım. Buyurunuz. Bana bak. Şşş. Bana bak. Sakin ol. Biliyorsun ne yapmamız gerektiğini, sakin ol. Tamam. Sabır, sabır. Merhaba. Ben Ankara Asayiş'ten Songül. Burada da trafikteyim. Eski bir şüphelinin dosyasını arıyorum da. Bilgisayarda yok mu bilgileri? Bu eski bir arşivdir. Yok kardeşim, bilgisayarda. Ankara'da zaten yeterince araştırma yaptım. Bütün bilgiler İstanbul'da saklanıyormuş. Burası büyüktür. Size kolay gelsin. Buradan geçebilirsiniz. Tamam. Kimliğinizi çıkışta alırsınız. Tamam, kolay gelsin. Thank you.
Hava güzel lan bugün. Ha? Esmi. Vay. Mahşerin üç atlısı. Hocam. Bir bakayım mı? Özel bir şeye benziyor. Nerede buldun bunu? Hocam bulmadım. Bu benim abimin hediyesi, Nevzat abi. Nevzat abi. Nevzat abi ne de ki? Sadi hocam da tespihi çok beğendi de ona hediye ettim de. Ha? He? Hocam. Merhaba. Şeyi soracaktım ben. Neyi? Ablamla konuşacaktınız ya, beni okuldan almaması için. He. Konuşamamışsınız sanırım. Ya konuşmaya gittim ben de. Sonra bir telefon geldi, aciliyeti vardı. Onu hallettik. Sonra da ne yalan söyleyeyim oğlum, aklımdan çıkmış. Tabii hocam, işiniz çıktı madem. Başka zaman artık o zaman hocam. Yani müsait olduğunuzda konuşursanız, yoksa beni okuldan alacak biliyorsunuz. Yakışıklı, enişten ne diyor bu duruma ya? Yani erkekler direkt konuşur ya, o anlamda. Enişten mi? Hı. Ha, yok hocam. Ablam bekar henüz. Bekar. Ya o durum şöyle Mertciğim. Ve bu aile işleri biraz tuhaftır yani. Ben şimdi bir şey derim, yanlış anlaşılır. Siz bence aranızda çözmeye bakın ablanla. Ablan sonuçta yani. Haklısınız hocam da. Bir bulutlar dağılsın. Sakinleşsin ortalık. Konuşursunuz yani. Çünkü bir şey çok isteyince bu sefer ters de tepebilir. Ha başın sıkışır, derdin olur. Kapım her zaman açık sana. Ama bu aile işleri beni aşar Mert'ciğim. Hadi gel. Sınıfa geç. Gel. Melek. Meleğim. Bir derdin var senin. Hadi gel oturalım, anlat bana. İyi böyle ayakta. Hem acelem var benim. İlyas. İlyas mı? Bir şey mi yaptı sana? Tehdit mi etti seni? Ulan senin ben de... İlyas'ın bir suçu yok. İlyas'ın bir suçu yok. Ama evde mi bir şey oldu? Ha? Sorun ne ya? Melek, ne bu haller, bu tavırlar? Kafa yiyeceğim sabahtan beri. Düşün düşün, kafayı yiyeceğim ben. Ya sorun şu. Ya bana getirdiğin çiçeği bile Ümran teyzenin penceresinden alıyorsun. Ha. Ya kurban oldum, ben de senin başka bir derdin var zannettim. Ben var ya, bak gel. Senin için bu İstanbul'daki bu gördüğün bütün bahçe duvarlarını aşarım Melek. Senin için bu şehrin en güzel güllerini toplar getiririm sana. Farkında mısın? Artık internetten falan sipariş ediliyor çiçekler. Böyle evlerin önüne kalp çiçekler falan geliyor, çikolatalar geliyor. Hı? Yapabilecek misin bunu? Tamam, onu da yaparım. Nasıl yapacaksın? Hangi parayla? Bunu yapacak paran var mı? Ya buluştuğumuz yere bak Zülfikar. Bahçede, parkta buluşuyoruz, emekliler gibi. Yukarı bak. Yukarı bak. Önüne bak Zülfikar. Çünkü ben bundan sonra önüme bakacağım. Ne yaşamak istiyorsam onu yaşayacağım. Thank you.
Melek. Benim yolum senin yolun. Ben nereye baksam seni görüyorum zaten. Çünkü ben seni çok seviyorum. Ben seni. Sen beni. Ben seni. Sen beni ne Melek söyle. Çok acele ettik. Ben seni arkadaşça sevmişim. Sus. Anlayacağım, anladım ben. Git. Ne yaşamak istiyorsan onu yaşa. O güzel canı sağ olsun. Arıyorum. Can ya ben onları daha yeni ütüledim be evladım. Çamaşlayıp çamaşlayıp geri buruşturmuşsun. Aa. Hayırdır sen bir yere mi gidiyorsun? Kızla mı buluşacaksın? Yoksa sevgili mi var Can? Ya anne dur telaş yapma bir sakin ol ne sevgilisi ne buluşması ya. Zaten kim bakar bana ya? Mirket'im ben. Neymiş be? Var ya bir tane hayvan şöyle. Bilmiyorum ben öyle hayvan. Ya, öyle diyorlar bana. Sana bakmayan kızım ben aklına şaşarım. Aklına bak 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 şu güzelliğe bak şu kaşlara şu gözle şu saçlara bak saçlara. Tamam anne abartma dur tamam ya. Bizim şey ya. Hı. Aylin var bizim. Onun annesi hoş geldin partisi veriyormuş da. Hı. Aylin de bizi ona davet etti. Ben de ona gideceğim. Aylin. Hı hı. Aylin davet etti. Aylin kim? Aylin şey ya bizim beşliden biri var ya işte ıslah evinden. Ha. O. E merak ettim ben şimdi bu Aylin'e ama var mı resmi falan? Var. Var. Göster bakayım. Ay. Ay çok güzel kızmış bu. Ay maşallah su gibi. Uy yavrum bahtı güzel olsun. Şşt. Bana bak. Yoktur herhalde ya. Bence yoktur. Yok, bence yoktur. Yoktur. Gir bakalım. Ben öyle bir şeyler hazırlayayım. Eliniz boş gidilmez. Sen var ya, annelerin şahısın. Annelerin bir tanesisin. En üst kademedesin. Ay. En üst. Yani birinçsin sen. Birinç annesin sen. Birinç. Tuhaf tuhaf laflar. Birinç ne? Birinç anneymiş. Hadi hazırlan. Onları da topla sonra. Sen hiç merak etme sultanım. Bende o iş.
Fikar'a ulaşamıyorum. Hangi delikti oğlum bu? Hay garibim benim. Orada. Sen ne arıyorsun? Gençliğimi. Allah. Ya artık biraz ciddiye alabilir miyiz bu konuyu ya? Bin defa soruyorum sana. Bir düşmanın, bir şeyin son zamanlarda aranda bir husumeti olan biri var mı? Sadi Payaslı'nın tek düşmanı geçmişi. Neyse tamam, şu evrakları falan halledelim de gidelim sigortaya yaptıralım şu arabayı. Gerek yok. Ha, gerek yok. Alacaksın yenisini değil mi? Almayacağım yenisini Songül. Tamirci tanıdık var. Gidip yaptıracağım. İsraf, gerek yok. Tanıdık tamirci var. İster sev ister sevme ama dön artık. Uyanır uyanmaz düşüncem desin. Islak ekmek attığım kuşlar alıştılar eve. Onlarla beraber pencerem desin. Ah be bir tanem nerelerdesin? Nazlı bebeğim ne alemdesin? Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm? Neler oluyor sana, bana neler oluyor? Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm? Neler oluyor sana, bana neler oluyor? Gittin günden beri yüzüm hiç gülmedi. Doğum günümde bile iyi ki doğdun demedin. Ayrıntılara takılmak istemem ama elimde değil. Şimdi kim bilir kimlerlesin? Ah be bir tanem nerelerdesin? Nazlı bebeğim ne alemdesin? Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm? Mert. Neler oluyor sana, bana neler oluyor? Teşekkür ederim. Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm? Neler oluyor sana, bana neler oluyor? Sana bana neler oluyor? Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm? Neler oluyor sana, bana neler oluyor? Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm? Neler oluyor sana, bana Lan bebe, sen ruhunu teslim etmeye mi geldin buraya, ha? Ruhuna Fatiha okutmaya geldim. Sen şimdi bana o zaman racon kessin. Ha, birazdan da hesabını keseceğim. Lan sen yürek mi yedin? İçerideyken çok yürek yemişliğim var da, seninkini çıkarıp mahallenin köpeklerine dağıtacağım. Lan! Yapma. Yapma oğlum. Birbirimizi vurmayın. Lan var ya.
Gel. Seni bu sokağın ortasına yatırır. Kurbanlık diye kanını akıtırım ben. Gel. Sende uyurak var mı lan? Aras! Aras! Aylan! Ne yapıyorsun sen ya? Gizem sen karışma, geç eve. Aras! Sen de dur şöyle. Ben mahallemde bir olay daha istemiyorum, anladın mı? Duydun mu beni? Defol! Aras, git dedim. Aras, git! Devam gelecek mi? Sabırla bekliyorum oğlum. Sus sen de ya. Yürü. Mert, yürü dedim. Geçti mi burnunun acısı? Kanıyordu da şimdi... Görünürde bir şey yok. Acısı kaldı mı? Kalmadı. Oh, iyi, sevindim. Çok güzel. Sam. Efendim? Ablam beni okuldan alıyor. Belki de birkaç gün sonra birbirimizi bir daha hiç göremeyeceğiz. Neden peki? Taşınıyor musunuz? Yok. Konu bu değil aslında. Konu şu. Ben okuldan ayrılmadan önce bir kez olsun seninle karşılıklı konuşmak istedim Gizem. Yani belki de bir daha bu fırsatı hiç bulamayacağım. Söyleyemediklerim içimde kalmasın istiyorum. Bana karşı hala hislerin iyi değil biliyorum ama... Ama bu yüzden sana kızmıyorum. Aksine seni anlamaya çalışıyorum. Mert, biliyorum. Merak etme. Her şeyden haberim var. Sağ ol. Gerçekten çok teşekkür ederim annemi koruduğun için. Yiyeceksin bakalım şöyle. Bir tane yapalım. Selam. Günaydın. Selam. Zülfo nerede? Bilmem. Hayırdır, keyfin yok gibi? İyiyim. Aha, geldi seninki. Ben sınıfa gidiyorum. Çantamı bırakacağım. Allah Allah, ne oluyor bunlara ya? Şişt. Ne oldu? Anlatırım ya. Mert, Yeliz Hoca seni bekliyor. Niye? Bilmiyorum ki. Hoca çağırdı. Evet. Gel bakayım, gel. Ne oldu sana? İyi misin? Bir soluklanayım abi ya. Gel Mert'ciğim. Yavuz abi. Merhaba Mert. Yavuz Bey'in sana önemli bir konuyla ilgili söyleyecekleri var. Sen başla istersen. Hı hı. Ablam beni aradı. Seni okuldan almak istediğini, bunun mümkün olup olmadığını sordu. Yani peki Mert'in kaydını başka bir okula aldırmak mümkün mü? Açıkçası ben de bilmiyorum. Bu pilot uygulama bir tek Karabayır'da var. Başka herhangi bir lisede böyle bir uygulama yok. Dolayısıyla örneği de yok. İzin verebilirler de, vermeyebilirler de. Hocam, uzun zamandır kendimi ilk defa normal biri gibi hissetmiştim. Özgürlüğün kıymetini kaybettiğini anlıyor insan. Çok şey istemiyorum zaten. Kendi kararlarımı kendim veremesem bile
Önemli meselelerde benim de fikrim alınsın istiyorum. Düşüncelerime önem verilsin istiyorum. Ama belli ki ablam bunu yapmıyor. Bu sefer onun istediği olmayacak, izninizle. Mert. Ya Mert'i niye çağırdılar ki? Ne konuşuyorlar acaba? Aylin, deminden beri aynı soruyu soruyorsun. Deminden beri aynı cevabı veriyoruz. Mert gelsin anlarız. Anlat hemen, öleceğiz meraktan. Ne oldu oğlum? Ablam ya, ablam. Ne olmuşlar ya abla ya? Ne olacak, her zamanki halleri işte. Sınıfa gidiyorum, işim var. Ne oluyor oğlum size? Kara kediler mi girdi aranıza? Ayrıldık abi biz. Ne? Bak, gerçekten olaylı bir sabah yani. O ne demek oğlum? Tartıştınız mı? Yok. Tartışmadık. Sebebini de bilmiyorum. Aynı sen gibi. Ya ne oğlum yani, ara verelim falan gibi bir şey mi dedi, öyle bir şey mi söyledi? Nazar, ne oldu? Bir dakika ya. Oğlum aşkta ara vermek mi olur? O zaman onunla da aşk olmaz. Rahat olun abi ya, ara mara yok. Aşk da yok. Resmen bitirdi. Ha, öyle şeyler söyledi ki yani giderken bir de. Bıçak gibi lan. Hani o terasın ortasında delik deşik etti, bıraktı beni. Kardeşim. Oğlum sistem seni deliler gibi seviyor lan, manyak. 100 metreden belli sana aşık oldu. Delirme. Evet. Yok abi yok. Bundan sonra bana kimse aşktan, sevgiden falan bahsetmesin. Onun aşkı da sevgisi de yalanmış. Şimdi mesela bıraktı gitti ya beni. Ben ne yapacağım yani, vaz mı geçeceğim sevmekten? Oğlum benim içim yanıyor lan. Hani yanıyor mu, kanıyor mu ben de bilmiyorum. Ben hiç böyle bir şey yaşamadım ki hayatımda. Oğlum ben hiç böyle bir şey yaşamadım. Üzme kendini kardeşim. Zamana bırak, düzelecek. Yoluna girecek misin? Söyleyecek. Abi biz ne yaşıyoruz böyle ya? Beni de ablam sizden ayırmaya çalışıyor. Hayda. O niye lan? Bilmiyorum ki. Bir bilsem. Kızım ne oluyor? Zülfo'yla ayrılmışsınız, haberim bile yok. Ya biz seninle yakın arkadaş değil miyiz? Ayrılmayıp ne yapsaydım Aylin? Biri seni tehdit falan mı ediyor? Melek bak, sakın benden bir şey saklama. Aile. Hı. Ben Isla evine geri dönüyorum. Ne? Üvey babam sakat kalınca dava kamu davasına dönmüş. Şartlı tahliye kararım da istinafa gönderilmiş. Yakında da bozulur yani. Melek ne diyorsun? Dalga mı geçiyorsun benimle? Yani Zülfikar'la bir geleceğimiz olamaz. Ona boşuna ümit vermek istemedim. Ne yapsaydım Aile? Hı? Gitsin özgürlüğünü yaşasın. Peki ayrılığın gerçek nedenini biliyor mu? Bilmiyorum. Ona öyle şeyler söyledim ki. Gururunu kırdım. Küçük düşürdüm. İnsanı köpek gibi sevip de sevmiyorum demesi çok zormuş. Of Melek, of! Ya niye duyar kasıyorsun? Manyak mısın kızım sen? Fedakar olmak zorunda değilsin.
Bilin. O kadar seviyorum ki. Fedakarlık gibi bile gelmiyor. Hiçbir şey bizi ayıramaz sanıyordum. Ama bak. Ve babam onu bile başardı. Bak Aylin. Aramızda kalsın. Söz ver. Söz. Gel. Bak üzme kendini, tamam mı? Ben hep senin yanındayım. Hayrola? Yine kimin boğazına bıçak dayasam mı diye bakınıyorsun. Yapma Gizem. Geçirdim uğradım işte. Nereye gidiyorsan ben seni götürürüm. Ha? İşim var Araz. Gerçekten işe gidiyorum. Sırası değil şu an. Ne işiymiş bu? Sana ne lan benim işim ben? Sana ne? Yapma Gizem. Ben senin iyiliğini istiyorum. Kötülüğünü ister miyim? Eğer para ihtiyacın varsa bana söyle. Ben hallederim. Aras, sen hangi sıfatla bana para teklif ediyorsun? Hangi sıfatla derken? Türkçe dersinde telefonla oynamak yerine dersi dinleseydin... ...sıfatın ne anlama geldiğini bilirdin Aras. Ama hiç üzülme, sana yardımcı olacağım. Yani diyorum ki... ...sen ne cüretle bana para teklif ediyorsun Aras? Tamam kızım, kızma. Ben sana yardım etmek istiyorum sadece, o kadar. Sen birini mi bekliyorsun? Bana bak. Eğer o hapishanede kaç gün bekliyorsan bu sefer elinden kimse alamaz onu. Anladın mı? Bak Gizem, gerçekten öyleyse çok fena olur bu sefer. Tanıyor musun beni? Lan! Vay be. Demek insanlar böyle evlerde de yaşayabiliyorlarmış. Bizim mekanlar hep böyle. Villadan aşağısı kurtarmaz. Senin bu ilk herhalde. Hı, ilk. Sen bir de içeriği gör. Yani kim ne derse desin, zenginler yaşıyor bu hayatı. Doğru söylüyorsun. Yaka kartlarının olduğu poşeti arabada unutmayın. Servis kolisi nerede? Bagajda abi. Ya hadi oyalanmayın hadi. Tamam abi, hemen. Bana bak, eksik bir şey kalmasın. Hemen gelecek abi. Tamam hadi. Çekeyim mi resmi? Ay yok, şef kızmasın. Ya ona neymiş, boş ver ya. Geç geç hadi. Bir daha nerede bulacağım fırsatı? Teşekkür ederim. Gene de ortadan çok kaybolmuyor. Hadi işler. Ne diyorsun? Bu ne lan böyle? Mirket. O ne lan? Dolma. Vay, Mavur annem mi yaptı? He, buraya geliyorum diye yaptı bir şeyler sağ olsun. Yapma ya. Karnım da acıktı vallahi. Çek lan elini, sana değil o. Kardeşim, sana da yaptırırım, ayıp ediyorsun ya. Eyvallah Mirket'im. Bana bak Merdo. Ha. Gömleğin yüzüsü falan iyi mi lan? Kırışıklık şimdi ha. Madar olmayalım içeride. Çok jantisin kardeşim. Kardeşim benim. Sen de saçlar nasıl saçlar, saçlara söyle. He? Kıyak. Senin de kıyak. Yalnız... Alt tarafı ailene gidiyoruz oğlum. Ne bu süspüs? Ya kardeşim, sen ne karıştırıyorsun? Her zamanki halimiz işte. Her zamanki halin mi kardeşim? Ne bak sen. Lan bozma saçımı lan. Gömlek. Yakışmış. Sağ ol. Pardon Mert. Bir şey soracağım sana. Bakın arkadaşlar, kesinlikle laubalilik istemiyorum. Çok konuşmayacaksınız.
Hatta size soru sorulmadan nefes alışverişiniz bile sessiz olacak. Konukların isimlerini öğrenseniz bile, samimiyet kurup konuşmak, onlara isimleriyle hitap etmek falan aklınızdan bile geçmesin. İletişim kurmak zorunda kalırsanız hanımefendi, beyefendi. Bu kadar net. Hadi, şimdi işinizin başına. Hadi. Bana bak, sen niye hazır değilsin acaba? Şey... Ne? Hazırım, giyindim ben. Yelek? Ay, yelekler nerede? Arka tarafta. Hadi, hadi oyalanma, hadi. Kolay gelsin. Merhaba, merhaba. Ben içeceğimi unutmuştum da burada. Tabii, tabii siz içeriye geçin, ben hemen gönderiyorum efendim. Teşekkürler, buldum ama. Tabii, tabii buyurun. Aldım bunu. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Böyle daha iyi. İyi, güzel, süper, süper. Hadi, hadi işin başına, hadi. Bu ne lan bileder? Böyle mi olur oğlum? Hareket. Oğlum bu evse bizimki ne acaba? Annem olsa ne derdi biliyor musun? Oğlum bu ev sil sil bitmez, temizliğe uğraşılmaz falan filan. Harbi. Neyse ya, geldiğimiz iyi oldu bence. Hani ileride böyle bir evde oturmak isteyenlerimiz falan varsa içimizde, onlara da böyle önden bir antrenman oldu ha. Değil mi? Bak şimdi, niye öyle diyorsun kardeşim? Merak etme Mirket, sana demiyor. Ortaya abi, ortaya söyledim ben lafımı ya. Mirket, oğlum ben sana bir şey diyeyim mi? De. Bu evde kesin ebeveyn banyosu vardır, ben sana söyleyeyim. Lan ne ebeveyn banyosu oğlum, bu evde ebeveyn mutfağı bile vardır lan. Ebeveyn mutfağı ne oğlum? Ne bileyim oğlum, bilmiyorum, vardır ama işte. Beyler, Aylin mi bu gelen? Hoş geldiniz. Ya nerede kaldınız? Çok sıkıldım. Aylin? Aylin? Hı. Elbisen çok güzel olmuş. Ya, teşekkür ederim. Sen de çok şıksın bakıyorum. Ben mi? Yok canım, sen ben. Sen de yakıyorsun. Çok sağ ol, sen de çok şık olmuşsun. Ne yapalım? Hadi geçelim şöyle. Gel be. Kolay bulabildiniz mi evi? Bulduk, bulduk. Ya yanımızda Can'la telefonu varken bizim kaybolmamız mümkün mü? Doğru. Muhtemelen parti bitene kadar evin içinde birkaç kez kayboluruz herhalde. Ya abartmayın. Abartmayalım mı? Aylin, dördümüzün evini toplasam buranın salonuna sığar, bunu biliyorsun değil mi? Ya Mert, tamam hadi konuyu değiştirelim. Tamam ya, başka tamam, bir... şaka yapıyorum. Yani fakir olmak utanılacak bir şey değil ki. Zengin olmak utanılacak bir şey olsun. Hem sizin evde geçirdiğim günler, bu evde geçirdiğim en mutlu günlerden eksik kalmaz. Heh. Bak, paranın mutlulukla alakası olmadığını bilen biri. Yani güzel. Abicim. Beni arkadaşlarına tanıştırmayacak mısın? Tanıştıracağım tabii ki. Arkadaşlar, kardeşim Sanem. Melek, Can, Mert, Zülfikar. Zülfikar, Mert, Can, Melek. Çok memnun oldum. Ya ben sizi zaten tanıyor gibiyim. Aylin o kadar çok bahsediyor ki sizden. Özellikle de sizin ikinizin birbirine kadar aşık olduğundan. Yanlış bir şey mi söyledim ben? Tamam, tamam. Yok yok, Sanem'di değil mi? Aha. Ablan gerekli güncellemeleri henüz yüklememiş Sanem'cim. Sıkıntı yok, sen merak etme, sorun değil. Ben o zaman diğer misafirlerle de ilgileneyim bir. Bence de. Tekrar hoş geldiniz. Hadi.
ne? Can? Bu şey ya. Aylin şey işte. Söylesene oğlum, Aylin yabancı mı? Annem öyle hani eli boş gidilmez diye sarma falan göndermiş Aylin. Ya çok tatlısın, çok teşekkür ederim. Ama annemin sosyetik arkadaşları bu sarmanın hakkını vermez. O yüzden ben en iyisi bunu akşam kendim yiyeyim, olur mu? Olur, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hadi bir şeyler içelim o zaman. Olur. Pardon, içecek bir şeyler alabilir miyiz acaba? Şuraları silecek bir şey yok mu? Pas pas falan Mirket. Dikkat et, elini keseceksin Mert. Çalışanlar halleder. Doğru söylüyor, ben hallederim. Aylin. Sen Gizem'in burada servis vereceğini biliyor muydun? Nereden bilebilirim ki? Ben Gizem'in bir yerde çalıştığını bile bilmiyordum. Şimdi kendimizi de kandırmayalım. Bizim gibilerin böyle bir eve girebilmesinin tek yolu da bu oluyor işte. Zülfikar. Ya ben sana söylemedim Aylin. Ucu bana da dokunuyor ama. Aylin. Aylin. Biz senin zengin şımarık biri olmadığını biliyoruz, merak etme. Bana bak. Ya senin neyin var acaba? Ha? Git bir elini yüzünü yıka. Git hadi. Hadi, hadi oyalanmayın. Hadi, hadi git boşları topla. Hadi. Buyurun ortaya. Merhaba. Az önce için kusura bakmayın. Sizi karşımda görmeyi hiç beklemiyordum. Bir anda görünce öyle panik oldum. Önemli değil. İyi misin sen? Cam falan batmadı ya bir yerine. Yok, yok. Gayet iyiyim. Bir tanıdığımızın ketrik firması var. O önayak oldu bana sağ olsun. Okuldan arda kalan zamanlarımda da çalışıyorum işte. Boş oturmaktan iyidir değil mi? Gizem. Takılma bunlara. Yani burada alın teriyle çalışmak bizim hiçbirimiz için ayıp değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Öyle. Tabii kardeşim ya. Hani her şeyin fiyatını bilip de hiçbir şeyin kıymetini bilmeyen insanlar değiliz yani sonuçta biz. Tamam o zaman ben servise devam edeyim. İstediğiniz bir şey var mı? İyi eğlenceler. Okan'cığım. Çok şıksın yine. Çok teşekkür ederim. O sizin göz alıcılığınız Esra Hanım. Çok zarifsin. Okan'cığım. Yalnız bırakmayacaksın değil mi Sanem'i dans ederken? Hiç şüpheniz olmasın. Melek. Bilmiyorum farkında mısın ama şu kendinden soğutma taktiği Zülfikar'ı bayağı etkilemiş. Farkında olmaz olur muyum? Zaten iki cümleden birinde bana laf sokuyor beyefendi. O sözleri acı çektiği için söylediğini biliyorsun değil mi? Şu kararını bir gözden geçirse. Gözden geçirecek bir şey yok Aylin. Daha mı çok acı çeksin? En azından şimdi bana olan nefreti acısına yara bandı olacak. Daha iyi işte. Nefret mi? Ya Melek sen iyi misin? İkinizin de gözlerine baktığımda gördüğüm tek şey aşk. O zaman rolümü daha iyi oynamam gerekiyor. Melek. Sence Gizem buraya bilerek mi geldi? Nasıl? Niye böyle bir şey yapsın ki?
Bilmiyorum. Belki kendini Mert'e göstermek istedi ya da acındırmak falan istedi. Yani hiç sanmıyorum. Ne bileyim, yani Gizem'i de çok tanımıyorum ama bence bayağı şaşırdı bizi gördüğüne. De zaten bardaklar falan kırıldı. Sanmıyorum yani. Ya tabii çok iyi rol yapıyorsa. Oğlum durup durup bakacağını dansa kaldırsana kızı. Ya yok be oğlum, ne dansı ya? Ben ne anlarım dans etmekten? Senden bahsetmiyorum be Mirket. Zülfikar'a söylüyorum. Ha? Oo, ağır ağır çık yüzeye. Vurgun yiyeceksin. Ne oldu oğlum, anlamadım ben. Kaldırsana kızı dansa. Aranızdaki buzları eritin. Yok be abi, ne dansı ya? Ben şu ciğerimdeki ateşi çıkartıp koysam önüne onun buzları erimez de. Hem zaten unuttum ya ben. Unuttum. Hadi gidelim. Ay! Ah! İyi misin? Ay. Teşekkür ederim. İyi misin? Hı? Melek. Vallahi çok güzel unutmuşsun ha birader. Kaç gigabayttı senin hafıza kartı? 7 milyon mu? Ha? Hafıza çalışıyor da. İşlemci yaktı zalımın kızı ya. Selim amca, doktorun verdiği ilaçları ne olur düzenli kullan. Bak sen bazen atlıyorsun. Haftaya geldiğinde de bakarız. Eğer düzelme yoksa dozunu ayarlarız, olur mu? Tamam kızım. Allah razı olsun. Tamam. Hadi güle güle. Ya kontrole geldik. İlgilenen yok, eden yok. Hemşire. Buyurun. Ben geçen hafta bu sağ bacağımdaki şişlik için muayeneye gelmiştim. Haftaya kontrole gelin dedi doktor bey. Evet buyurun, sıraya girin. Sıranız geldiği zaman doktor bey sizi alacak zaten. Ne sırası hanımefendi? Kontrol diyorum, kontrol. Araya alıverin işte. Çok iyi anladım. Araya alamıyoruz. Bakın oradaki sıradaki insanlar kontrol için de bekliyorlar. Siz de sıraya girin. Birazdan size sıra gelir. Alır doktor bey. Acelem var diyorum be kadın. Bak benimle doğru konuş. Eğer acelem varsa sabah erkenden gelirsin, daha sıra beklersin. Nasıl davranacağımı sana mı soracağım lan? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben sizin kim olduğunuzu bilmiyorum açıkçası. Umurumda da değil. Biz burada insanların kimlikleriyle değil, sağlıklarıyla ilgileniyoruz. Tamam. Şimdi izin verirseniz hastalarıma gidiyorum. Peki. Görürsün sen bakalım. Kim olduğum umurunda değilmiş hanımefendinin. Nasıl olsa sonra öğrenirsin sen benim kim olduğumu. Ben sana göstereceğim ulan. Bakar mısın birader? Sen kime atar yapıyorsun lan şerefsiz? Ne yaptım abi ben ya? Abi mi? Gariban hemşireye artistlik yapıyorsun, bana abi çekiyorsun. Nasıl yapacağız? Lan namussuz. Onlar 3 kuruş maaşa bizim için çalışıyor. Başın ağrıyınca gidiyorsun ama yarım saat bekleyemiyorsun sıra. Abi bacağımda şişlik vardı. Ondan ben şey yaptım yani. Yoksa başka bir niyetim yoktu. Hangi? Yemin ederim bak. Hangi bacağın? Sağ bacağım. Bak fotoğrafını çekti. Bu suratı da unutmam. Ben burada yaşıyorum, bu parklarda. Kimsesizim ben. Ruhunu yemerim bir daha görürsen. Ruhunu. Siktir lan! Aa, pardon. Bakabilir misin? Tabii, buyurun. Ne istemiştiniz? Sırf gözlerine daha yakından bakabilmek için yarım saatte 3 bardak içtim. İstiyorsan biraz da senin isteklerine yoğunlaşalım, olur mu? Anlamadım. Pardon? Pekala, o zaman tamam. Benim isteklerime geri dönüyoruz. Şuraya telefon numaranı yazabilir misin? Beyefendi, istediğiniz bir içecek varsa getireyim. Yoksa işime dönmem lazım. Ya dur güzelim, niye böyle yapıyorsun? Sen bak telefon numaranı buraya yazacaksın.
Sonrasında belki dışarı çıkarız, bir şeyler yaparız birlikte ha. Bir şeyler içeriz. Maalesef öyle bir hizmetimiz yok. Ama eğer isterseniz telefonunuzu içkinize atmak suretiyle size güzel bir kokteyl hazırlayabilirim. Müsaadenizle. Ya dur gitme. Ama... Gizem! Ne oluyor burada, bir sıkıntı mı var? Yok Mert, yerine dön istersen. Bir dolay çıkmasın şimdi. Gizem. Cuk oturmuş. Mert, biz sohbet ediyoruz Gizem'le. Bir problem yok. Sen uzay istersen. Maydanoz olma. Ben buradan öyle görmüyorum ama sen en iyisi ondan uzak dur. Hı. Bırak kız işini yapsın. Ha? Durmazsam ne olur? Yere bak sen. Yere. Erdoğan'a bak. İyi misin? Ne oluyor burada? Bana bak. Bana bak. Ya ben iyiyim Esra teyzeciğim, ben iyiyim. Yani bu garson kız geldi, benim içkimi döktü işte, görüyorsun. Ondan sonra da bu pislik herif geldi, yumruk attı bir tane suratıma. Ne diyorsun sen be? Sen alenen beni taciz ettin. Gizem, bir mutfağa gelir misin? Aylin. Bu serseri kabadayı senin arkadaşın değil mi? Anne. Al işte. Öyle bana sormadan sağ solu davet edersen böyle olur. Çocuklar. Lütfen terk eder misiniz burayı? Hemen! Ya ne yapıyorsun sen? Ne diyorsun ya? Sen karışma. Bu partiyi ben organize ettim. Ve anlıyorum ki bu çocukların burada işi yok. Anne! Aylin! 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 Tamam, sıkıntı yok. Biz buraya belli ki yanlışlıkla davet edilmişiz. Hı hı. Zaten böyle dingillerin burada olduğunu bilsek, buraya ait olmadığımızı anlar çeker giderdik. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Hayır, durun arkadaşlar, durun lütfen. Özür dilerim gerçekten. Paylaşırız mı? Sorun yok değil mi? Yok. İyiyim Esra teyze. Tamam ya sizler. Ben gerçekten çok özür dilerim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Hiç şaşırma. Bu kutlamayı hak ettin bence. Yıllarımı verdim ben bu sektöre. Bu kadar kısa sürede bir mekanı terse çeviren birini daha görmedi bu gözler. Ne deseniz haklısınız. Gerçekten yani benim elimde olan bir şey değil. Çok özür dilerim. Bence hiç üzülme. Anın tadını çıkar. Patrona ne cevap vereceğim ben ha? Ev sahibinin yüzüne nasıl bakacağım? Haklısınız. Hadi şu üstündekileri de çıkart hadi, başına bir iş gelmeden. Hadi. Kovuldun mu? Evet. Tamam, paramı alayım. Ne parası ya? Bir de para mı istiyorsun? Hadi. Ama çalıştım, ben hakkım olanı istiyorum. Ya kırılanların parasını kessem şirkete borçlu çıkacaksın be. Hadi. Bakın, ihtiyacım olmasa neden isteyeyim? Hadi kızım, hadi. Bir ton işim var benim. Bir de seninle uğraşamayacağım. Hadi. Hadi çıkart hadi. Hadi. Bir de utanmadan parasını istiyor ya. Havalandırma. Ben siz nereye kaçıyorsunuz? Ya bu ekip 5 kişi değil mi? Aylin. Hadi çabuk. Hadi yürüyün. Hadi. Bir dakika. Bir şey konuşmamız lazım. Bu şampiyon adamın az önce içeride attığı çan 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 yumrukları bir konuşmamız lazım kardeşim. Nasıl söndü ama tikinin havası? Aslında takımı bozmamak için bir de kroşe çakacaktım ağzına ama. Ay. Aylin'in annesine dua etsin. Gerçi şimdi senin biraz başını ağrıyacak ama. Saçmalama. Ben Okan'dan hiç hoşlanmam zaten. Teşekkür ederim. Rica ederim her zaman. Abi. Hı? Teşekkür etmek isteyen biri daha var. Neden kafamı nereye çevirsem sen varsın Mert? Neden her işime burnunu sokuyorsun? Ben bu işi ne kadar zor buldum sen biliyor musun? Senin yüzünden kovuldum. Çok teşekkür ederim. Hepinize.
Hayda. Başlarım böyle dejavunun içine ben ya. Oğlum bu ne teşekkür edeceği yerde ne yapıyor ya? Ya hadi. Bir leş var Tatar. Kokmuyor. Ama midemizi bulandırıyor evlat. Ona bir mezar lazım. Leş gömmek bizim işimiz baba. Kim bu hala nefes alan leş? Yedeye mi? Onun yaşayan bir ölü olduğu sessiz kalışından belliydi zaten. Baba, koordinat belli mi? Yaver İstanbul'a çekti bizi. Burası senin avcunun içi. Git bul ve hallediver sana zahmet şu mezar işini Tatar. Allah taksiratını affetsin o zaman baba. Anne. Bir yere mi gidiyorsun? Nefise Hanımlara kahveye gidiyorum. Kime gösteriş yapacaksın? O ne demek be? Sen ne zaman gösteriş yapmak istesen bu iğneyi takıyorsun ya nal gibi ondan. Ha, bak bak. Hay gözünden de bir şey kaçmıyor senin ha. Ne de olsa Aygün'ün kızıyım. Madem benim kızımsın yavrum, o zaman ona göre düşün, ona göre davran. Şu İlyas meselesini de bir düşün. Aklını kullan birazcık. Ya anne sen hala orada mısın ya? Ya ben mahkemeden başka bir şey düşünemiyorum. Hala İlyas diyorsun bana utanmadan. Tamam kızım, neyse ben gidiyorum. Anne. Ben de geleyim. Nereye geliyorsun sen ya? Koca koca kadınların arasında ne işin var senin ayrıca? Ay 40 yılın başı gidip bir kahve içeceğim kızım. İki dedikodu yapacağım ya. İyi, keyfin yerinde maşallah. Yerinde. Lütfen sen de bozma. Hadi. Bana bak. Baban salonda sandalyesinde uyuyor da ses çıkarma kızım iyi mi? Dinlensin tamam. Adamcağız. Thank you.
vallahi arkadaşım diye demiyorum. Allah herkese Aygün gibi dünür nasip etsin. Aman Güler'cim, eksik olma. Vallahi bizim kızın da işlerine böyle akıl sır erdirmek mümkün değil ama ne diyelim, kısmetse olur değil mi? Olur. Melek kızımız nasıl? Vallahi iyi, ne yapsın işte. Anne! Hadi. Melek. Anne! Tövbe, bismillah. Anne! Ne oldu? Ne oldu? Celal'e mi bir şey oldu? Sor sorma, hadi çabuk çabuk, kocan ayağa kalktı. Ne? Hadi! Hadi. Ne diyorsun? Ay, adam ayağa kalktı. Abla beni dinliyor musun? Abla sana söylüyorum, kendi kararlarımı alacak yaşa geldim artık. Olabilir. Ama bu çatının altında yaşıyorsan, bu evde kararları ben veririm. İyi, ben de bu çatının altında yaşamam o zaman artık. Hoşça kal. Mert! 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 Kocanın nasıl yürüdüğünü kendi gözlerinle gör şimdi. Bana bak, eğer yalan söylüyorsan seni gerçekten... Hani yürüyordu adam? Hani? Hani? Koklama ya. Koklama ya. Ne yalancı pislik! Ne yapıyorsun sana? Taksana, yürüsene kendi. Yalancı pislik. Kızım ne yapıyorsun? Bu adam nasıl yürüsün? Ya hayır, yürüyor ya, yürüyor. Eve geldim, sandalyesi boştu, tuvaletteydi, elini yıkadı, ayaktaydı, gördüm. Kızım, sen bu kadar yalanı arka arkaya nasıl sıralıyorsun? Sen insanı ipe götürürsün. Adamın halini görmüyor musun sen? Ben onun altını besliyorum be. Lan bari yürüyebiliyordun. Niye bakıyorsun temizletin lan kadına? Lan niye? Koklama ya. Melek! Koklama! Melek! Melek! Ne yapıyorsun? Bırak adamı. Kork! Kork! Bırak! Dedim. Bırak! Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kafanı mı sıyırdın? Adamın halini görmüyor musun? Ya bir kere inan bana ya. Yürüyor diyorum, yürüyor. Gördüm ya, gördüm. Bunca zaman kandırmış bizi. Ben cezaevine gireyim diye ayağa kalkmıyor. Bilerek yapıyor. Melek. Ya gördüm. Yeter. Git odana. Ya gördüm odana. Diyorum ya, gördüm. Odana git Melek. Defol odana git, seni gözüm görmesin. Git. Ya gördüm diyorum. Ayaktaydı diyorum, gördüm. Parçalayacağım seni, git odana. Odana git. Pisliğin yürüyebildiğini kanıtlayacağım sana. Göreceksin. Dünyada limon gibi bir şey işte. Yuvarlak ve ekşi. Hadi. Rica ediyorum, silah masamın üstünden çek. Alışamadım silahlara, bir tuhaf oluyor. Ay ne demezsin ya, ne demezsin gerçekten. Ben de yemek yapmaya alışamadım. Tamamlıyoruz işte birbirimizi kocacığım.
Düğünü mü bekliyordun? Yo, sen? Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Ben polisim ya. Benim seni korumam lazım. Versene şu silahı. Ver o silahı bana. Al, şunu kaybet. Kim o? Kaybet, kaybet. Kim? Birazdan ya ayağa kalkacaksın ya da öleceksin. Melek! Durdun mu beni? Durdun mu? Melek! Durdun mu? Durdun mu? Melek dur. Çekil! Kızım dur, dur. Git! Kızım tren gelecek şimdi, dur. Tren gelecek şimdi, dur. Roketim önüne. Birazdan zaten koşarak ayağa kalkacak. Ya da kocamdan geriye bu sesler yalacağım. Ulan! Melek, ne olur. Gidelim, gidelim. Adam yürüyemiyor işte. Adam yürüyemiyor işte. Yürüyemiyor. Yürüyemiyor işte. Yürüyor. Yürüyemiyor işte. Yürüyecek. Yürüyecek. Bırak. Ne olur. Çekil. Seni de atarım oraya. Kendimi de atarım ha. Git çekil. Tamam. Tamam. Ben inanıyorum sana. Tamam. Tamam, Celal yürüyebiliyor. Yürüyebiliyorsun değil mi Celal? Değil mi? Kafanı salla, evet de. Yürüyebiliyor, tamam. Kalk, kalk hadi, nasıl bir şerefsiz olduğunu göster. Kalk ona ya. Kalk! Kalk ona ya!